Ülke ekonomisini nasıl buluyorsun? Vallahi ülke ekonomisi şu anda memurların durumu kötü yani. Memura hiç zam vermedi. Herkes zam aldı yani. İşçi zam aldı. Memurlar yani zam almadı. Emekliler zam almadı diyorum. Ben emekliyim şahsen. Evet, emekli zam almadı 5 kuruş. Yani durumumuz kötü. Talas Belediyesi hakkında ne düşünüyorsun? Talas Belediyesi çok iyi çalışıyor. Siz hangi mahalle çok seviyoruz. Bahçelievler Mahallesi. Peki Bahçelievler Mahallesi'nde bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Şikayetim oldu. Allah razı olsun. Arkadaşlar yaptılar. İlgilendiler. Memnunuz yani. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Mustafa Bey yeniden aday seçilirse destekler misiniz? Tabii desteklerim. Niye desteklerim? Ülke ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi. Memnunsunuz. Memnunum. Talas Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapılan hizmetlerde memnun musunuz? Güzel. Siz hangi mahallede yaşıyorsunuz? Akçakaya. Akçakaya. Akçakaya Mahallesi'nde bir şikayetiniz var bölgede. Yok. Memnunsunuz her şeyden. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Mustafa Bey yeniden aday gösterilirse destekler misiniz? Tabii. Onu destek. Ülke ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomimiz şu an pek iyi değil ama eski Türkiye'yi yaşıyoruz. Hatta yani daha eski Türkiye'ye yaklaşmadık. Biraz daha kötüye gidersek eski Türkiye durumuna geliyoruz diyebilirim yani. Talas Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapılan hizmetlerden memnun musunuz? Memnunuz. Yani biz pazarcı olarak memnunuz. Eksiklerimizi gideriyorlar sağ olsun. Ben Yenidoğan'da yaşıyorum. Peki Yenidoğan Mahallesi'nde bir şikayetiniz var mı bölgenizde? Yok, şu ana kadar hiç olmadı. Ama ekonomi konusunda gençler. Yani belki siz bilmezsiniz ama mesela 90'la 2000'e kadar bir araştırın. Sürekli artan enflasyonu, Türk lirasının kaybettiği değeri. Ya şu anda kaybediyor ama yine hala eskisi gibi değiliz. Yine iyiyiz elhamdülillah. Millette para var. Amcamın oğlu inşaatçı. Günlük 1000 liraya adam bulamıyor yani çalıştırmaya. Peki şu an yani yumurta satışlarınız ne durumda? Geçmişe kıyasla bir... Ya geçmişe bakarak tabii ki biraz düşük ama millette alım gücü var kardeşim. Alıyorlar yani sonuçta yine. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut Talas Belediye Başkanı yeniden aday seçilirse destekler misin? Ya ben yapılan hizmetlerden memnunum. Desteklemeyi düşünüyorum, evet. Valla her şey başına almış gidiyor arkadaş, ne diyeyim. Piyasadan çok şikayetçik. Peki Talas Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hoş geldiniz. Talas Belediyesi de iyi çalışıyor ya. Siz hangi mahallesinde yaşıyorsunuz Talas? Ben Talas Reşadiye'deyim. Reşadiye Mahallesi'nde Talas Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetler ne durumda? İyi, fena değil. Fırın bunu yaptı. Güzel. Şikayetiniz var peki? Yok arkadaş, yok. Çalışmıyor Reşadiye. Ne TV'si? O belediye. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut Talas Belediye Başkanı Mustafa Bey yeniden aday seçilirse destekler misiniz? Desteklerim de şu otobüs meselesi var ya, şu otobüs meselesi aktarma. Reşadiye'de bütün eyirleri aktarmalı yaptılar arkadaş. Böyle olur mu ya, hizmette sınır olmaz. Şehre geliyorsun, Kayseri'ye, Talas'a indiriyor. Talas'tan tekrar Kayseri'ye gidiyor. Siz direkt gitmek istiyorsunuz. Tabii canım, hep öyle bütün çevreler. Ekonomisi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ülke ekonomisi hepsini başkanımıza atıyorlar da, Recep Tayyip Erdoğan'a da. Kendileri hep. Şurada adam gelip de tek tezgahları gezemez. Size göre kim yapıyor bu zamları? Kendileri yapıyorlar. Kim yani? Örnek verir misiniz? Pazarcılar, marketçiler, kendi kafalarına göre. Peki Talas Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz? Talas Belediyesi Talas olarak iyi. Siz ama Reşadiye'de yaşıyorum. Peki Reşadiye Mahallesi'nde yaşadığınız bir sıkıntı var mı bölgede? Memnun olmadığınız çok şey belde var. Olarak yolu olarak araba olarak, amcanın da dediği gibi biraz orada ulaşım bir çalışmalar olarak, ulaşım olarak da sıkıntı, ne bileyim, mahallesi olarak çok şey kalmış geri. Ne istersiniz mahallenizde? Bazı yerler, ne bileyim, yollarının güzelleşmesini isterim. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Mustafa Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Desteklerik. Memnunlukla bir yerde. Ülke ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ülke ekonomisi çok güzel. Memnunum. Talas Belediyesi hakkında ne düşünüyorsun? İyi. Siz hangi mahallede yaşıyorsunuz? Ben Yenidoğan'da yaşıyorum. Yenidoğan Mahallesi'nde bulunduğunuz bölgede yapılan hizmetler nedir? Memnun musunuz? Memnunum, iyi. Şikayetiniz var mı? Hiç, kesinlikle bir şikayet yok. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Mustafa Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Desteklemeyi düşünürüm. Ülke ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel, harika. Her şey çok Talas güzel. Talas Belediyesi'nden memnun musunuz? Çok memnunum. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Her şeyden memnunum. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Talas'ta yaşıyorum. Hangi mahallesinde? Talas'ta diyorum. Tamam. Duymuyor musun? Hangi mahallesinde? Yenidoğan Mahallesi'nde. Yenidoğan Mahallesi'nde bir şikayetiniz var mı? Genel olarak ne mahalleden, ne Talas'tan, ne Kayseri'den, ne Türkiye'den hiçbir şikayetim yok. Ülke ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bombok.
Talas Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne? Talas Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç iyi değil. Siz hangi mahallede yaşıyorsunuz? Biz mi? Yeşil Mahallede. Kocasinan'da mı yaşıyorsunuz? Evet. Peki Yeşil Mahallede Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetler ne durumda? Merkezi daha iyi. Peki sizin bulunduğunuz bölgede ne eksik var? Bizim çok eksiğimiz yok ya. Her şeyden memnunsunuz. Evet. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Bey yeniden aday gösterirse destekler misiniz? Zaten sürekli Kocasinan'a bilir. Ülke ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi berbat olarak görüyorum. Şikayetçi misiniz? Şikayetçiyiz tabii ki. Şu pahalılığı görüyorsunuz değil mi? Pazarı görüyorsunuz, marketleri görüyorsunuz. Peki bu hafta pazarda en çok hangi ürünü pahalı buldunuz? Hepsi. Vallahi standart hepsi de aynı zaten. Öyle üç aşağı üç yukarı. Ya biber de artmış. Patates, soğan zaten uçuk. Baktığınız zaman birçok ürün artmış. Yeşilliklere dokunmuyor. Sebzeden daha çok şikayetçi. Sebze evet. Sebze, meyveler zaten yaklaşılacak gibi değil. Ha çok şükür gelir seviyesi olanlar oluyor ama olmayanlar için daha kötü. Peki Talas Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapılan hizmetlerden memnun musunuz? Valla ben Talas'a yeni taşındım. Çok fazla bilmiyorum Talas'ı. Nerede yaşıyordunuz daha önce? Daha önce şehir merkezinde yaşıyordum. Hangi belediye bağlı? Kocasinan Belediyesi'ne bağlı çalışıyordu. Kim abi? Yakut Mahallesi. Yakut. Evet Yakut. Peki Yakut Mahallesi'nde Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetler nasıldı? Son zamanlarda gayet güzeldi bence. Memnun tabii, memnuniyetimiz var orada. Teşekkürler. Ülke ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim? Ülke ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla herkesin bildiği gibi. Herkesin bildiği gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben ne düşüneceğim? Sıkıntı var, sıkıntı. Şikayetçi misiniz? Şikayetçiyiz tabii, sapına kadar, sonuna kadar. Talas Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla ona bir şey diyemem yani. Belediye çalışıyor. Siz hangi mahallede yaşıyorsunuz? Hangi... Mahallem yeni taşındım ben buraya, bilmiyorum, adresi bilmiyorum. Siz daha önce nerede yaşıyordunuz? Daha önce nerede yaşıyordunuz? İstanbul'da. İstanbul'da. Teşekkür ederim. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi süper abi. Nasıl yani? Süper abi, ne öyle ya Allah Allah, millet canavar gibi alışveriş yapıyor. Git yollara bakın, 25 lira çay olan yere bakın bir tane, hiç paranın olup olmadığını öğrenirsiniz. Bunları ne soruyorsunuz? Talas'ta mı yaşıyorsunuz? Talas'ta yaşıyorum. Hangi mahallesinde? Anayurt'ta. Anayurt mahallesinde Talas Belediyesi'nin yaptığı faaliyetlerden memnun musunuz? Memnunum, ne olacak abi, ne yapıyor adam? Yol yapıyor, park yapıyor. Peki önümüzdeki Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde mevcut Talas Belediye Başkanı Mustafa Bey tekrar aday olursa destekler misiniz? Ya beni bırakma şunlara. Tamam ya, Allah bilir onu. Hakkında ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz? Vallahi şu an için iyi. Sıkıntı yok yani. De ben Tomarzan nerelisiniz? Ben Çömleçiliyim. Hangi belediyeye bağlı? Talas, Talas. Evet. Talas Belediyesi'ni nasıl buluyorsunuz? 10 numara. 10 numara çalışıyor. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut Talas Belediye Başkanı aday olursa oy vermeyi düşünüyor musun? Abi tabii, kesinlikle, kesinlikle. Şu anki ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsun? İllaki, illaki. Böyle... Nasıl? İlla ki çiftçinin malları hep değerinde gitmiyor ama inşallah bunu da atlatacağız. Teşekkürler.